Orada mı oynatacaksın? Orada mı oynatacaksın? Hadi değişsin bari. Yani istediğimiz şekilde evet, rahat bir ortamdayız, sağlıklı bir ortamdayız, iyi çalıştık. Takımın %70'ine yakın kadromuz burada. Bir 5-6 tane daha oyuncu katmayı düşünüyoruz. Onlarla da ciddi görüşmelerimiz devam ediyor. 1-2 gün içerisinde herhalde olur diye düşünüyoruz. Ama verimli ve sağlıklı geçtiğini söyleyebilirim. 2 gün bayram izni vereceğiz oyuncularımıza. Bayramın 3. günü Kayseri'de 12-13 günlük bir kamp, ikinci kamp süreci başlayacak orada. Orada genelde hazırlık maçları, teknik taktik, daha çok bu anlamda çalışmalarımız olacak. Lige bu şekilde Kayseri'de ikinci etapta hazırlanmayı düşünüyoruz. Tabii ki ilk maçı kendi evimizde oynamış olmamız, oynayacak olmamız bizim için önemli. Ligin geçen sene iyi ekiplerinden Konyaspor ile oynayacak olmamız ligi biraz daha bu anlamda güçlü takımla başlamak tabii ki hem zevkli hem heyecanlı bir durum söz konusu. Seyircimizle birlikte içeride inşallah ilk maçımızda alnımızın akıyla çıkacağımızı düşünüyorum. Şöyle, tabii ki herkes geçen seneden ciddi tecrübeler kazandı. Geçen sene yapılan yanlışları bu anlamda bu sene biraz daha avantajlı duruma getirmek adına daha doğru işler, daha doğru hamleler yapmak adına transferler yapmaya çalışıyor rakip takımlarda. Bunlar da gayet doğal. Herkes tabii ki daha iyi olsun, geçen seneden ya da bir önceki takımından daha güçlü takım olsun anlamında daha doğru takviyeler yapmaya çalışıyor. Ama günümüz şartlarında tabii ki ekonomik durum göz önüne alacak olursak tabii ki transferler de gerçekten zor oluyor. Bu anlamda kulüplerin ekonomik yapısında çok sarsmadan yapılacak transferler o yüzden biraz daha süreç gerektiriyor. Dikkat ettiğinizde de çok canlı bir piyasa değil. Herkes mümkün olduğunca nokta transfer yapmaya çalışıyor. Bu da tabii ki ekonomik durumların bu durumlara gelmesinden dolayı kaynaklandığını düşünüyorum. Şöyle, bizim 1-2 senelik bir transfer listemiz var. Bu liste üzerinden devam ediyoruz. Şu ana kadar yaptığımız transferler bizim tamamen istediğimiz transferler. Santrafor bölgesine, stoper bölgesine ve orta sahaya ve bir de kaleye takviye yapıp transferi bitirmek istiyoruz. Bunlarla da ciddi görüşmelerimiz devam ediyor bu mevkilerdeki oyuncularla. 3-5 gün içerisinde yani Kayseri kampını %100 bütün oyuncularla katılacağımızı düşünüyoruz. Tabii ki önce bulunduğu ligde kalıcı olabilmek adına sağlam bir temel atabilmek. Yani hedeflerimiz tabii ki kendi içimizde mutlaka olacak. Bunu da lig içerisinde Ankara gücüne yakışır. Düşme korkusu asla yaşamayan, yukarıları zorlayan bir Ankara gücü olacağını söyleyebilirim.